Özlem Hanım'la serüvenimiz tüm heyecanıyla devam ediyor. Siz de meraklısınız biliyorum. Şimdiki durağımız estetik ve plastik cerrah uzmanımız. Toygur Hocam merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler, siz? Biz de iyiyiz. Şimdi geldik size, daha da iyi olacağız inşallah. Özlem Hanım'ı getirdim. Şöyle bir göz atsanız, neler yapılabilir konuşsak. Özlem Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Evet, sporcu bir yapınız var görebiliyorum. Evet. Sporcu olmanın bir tane handikapı, birazcık ufak bir kilo kaybı hissediyorum burada. Ufak bir çöklük var. Ona güzel bir dokunuş yapabiliriz, bir yağ enjeksiyonu. Bir de üst göz kapağınızda birazcık sanki yılların bir birikmişliğini hissediyorum. Evet. Ondan da sizi kurtarmak mümkün. Tamamdır. Ya süper. Bir şey soracağım. O yağ enjeksiyon dediğiniz ne kadar süre dayanıyor? Ömür boyu. Oh diyorum ve size teslim. Teşekkürler. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Buyurun. Özlem Hanım, hoş geldiniz tekrardan. Merhaba, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Heyecan var mı? Tabii ki, evet. Güzel, heyecan iyi bir şey. Seviyoruz biz heyecanı. Evet Özlem Hanım, dosyanıza baktım. Dosyanızda bir tane sakıncalı şeyimiz var, o da sigara. Evet. İçmemenizi istiyorum. Genel sağlığınıza zararından bahsetmiyorum burada. Evet. Yapacağımız işlemlerin gerçekten sonucunu direkt olarak etkileyen bir şey sigara. O yüzden işlem döneminde en azından bırakmanızı kesinlikle isteyeceğim. Çünkü olabilecek ufak tefek sorunların hep suçunu sigaraya atıyoruz öyle durumlarda. Ki gerçekten sebebiyet veriyor. Kendi iliniz için bırakmanızı tavsiye ediyorum. Sizin sporcu olmanızdan dolayı yaşadığınız bir sorun var. Zayıflık. Bu bölgede bir desteğe ihtiyacınız var. Buradan bir kayıplarınız olmuş. Üst göz kapağınızda da evet fazlalığı görüyorum. Burada özellikle üst göz kapağınızın iç kısımlarında küçük torbalar da var. Evet. Bunlar aslında bakarsanız birçok üst göz kapağı ameliyatında gözden kaçan şeyler. Yani cerrah tarafından atlanan konular. Deriye odaklanıyor, derideki fazlalığa odaklanıyor ama nasıl alt göz kapağımızda torbalar varsa üst göz kapağımızda da iç tarafta sadece olmak üzere birer torbamız var. Bu torba bazı hastalarda dışarı fıtıklaşmış oluyor. Sizde de öyle. Sadece deri cerrahisini yapıp bırakırsak 2 ay sonra beni ararsınız. Dersiniz ki benim bu göz kapağımın içinde bir şişlik var. Ameliyattan önce yoktu dersiniz. Hayır. Şu anda da var. Ama deriyi alıp bırakırsak diğer taraflar güzelleştiği için daha çok gözünüze batmaya başlayacak. Sanki önceden yokmuş hissi. O yüzden ameliyatta onu doğrudan almamız çok faydalı olacak size gerçekten. İşlemlerden sonra böyle daha zinde, daha sağlıklı bir görüntünüz olacak. Zaten gençsiniz. Yüzünüzün kalınlığında temel bir sorun görmüyorum. Bunları da toparladıktan sonra gayet mutlu bir şekilde devam edeceksiniz hayatınıza. İşlem aşağı yukarı yani bir saat, bir buçuk saat kadar süren lokanesiz altında yaptığımız bir işlem. Ağrısızı olmayacak. Ne işlem öncesinde ne sonrasında hep konforlu geçireceksiniz bütün bu süreci. İçinize ben emin olacağım yaptığım tedavilerle. Evet. Yaklaşık bir 15-20 gün içinde bütün işler bitmiş olur. Ödemlerin de büyük bir kısmından kurtulmuş oluruz. Sonucunuzun büyük bir kısmını görmeye başlarsınız estetik açıdan. Sizin süreçle ilgili merak ettiğiniz bir şeyler var mı? Evet hocam. Şimdi göz kapakları alındıktan sonra süreç içerisinde yaş ilerlemesinden kaynaklı tekrar mutlaka inmeler olacak. Bu ameliyat tekrarlanabiliyor mu? Tek seferlik mi? Yok, hayır. Bizim yaptığımız ameliyatların tamamı tekrar tekrar yapılabilen işlemler. Kimi zaman atıyorum yapılıyor. Birisi yapamıyor, olmuyor. Kötü bir sonuç ortaya çıkıyor. Düzeltme ameliyatı hemen birkaç ay sonra bile düzeltme ameliyatı yapılabilir. Aynı ameliyat. Hı hı. Tabii ki yaşlanma bir süreç, devam eden bir süreç, hiçbir zaman bitmeyen bir süreç. O yüzden göz kapağınızdaki aldığımız fazla olan deri birkaç yıl sonra tekrardan yine fazlalaşmaya başlayacak. Herkesin yaşlanma süreci farklı olduğu için şöyle net bir bilgi yok. Hani göz kapağı ameliyatı kaç yılda bir yapılır? Böyle bir bilgi yok. Bazı insanlarda belki 3-5 yıl sonra tekrar sorun çıkar. Bazı insanlarda belki travmatik bir süreç yaşar. 2 sene sonra tekrar ufak tefek fazlalıklar. Hı hı. Bazıları şanslıdır. 10 sene bir daha ameliyata ihtiyacı olmayabilir. Ama evet, evet, tekrar tekrar ihtiyaç olduğunda yapılabilecek ameliyatlar. Tamam. Peki dikiş izi oluyor mu hocam? Dikiş izi çok erken dönemde, ilk birkaç hafta orada izi tabii ki tatlı tatlı pembe pembe göreceksiniz. Ama ondan sonra o da yavaş yavaş kaybolacak. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Özlem Hanım'ın ikinci görüşmesini gerçekleştirdik. İlk görüşmedeki zaten kendisine bakar bakmaz ilk gözünüze çarpan göz kapağındaki fazlalık ve göz altındaki bu bir derin oluk dikkatimizi çekmişti. Kararımız değişmedi. Bu sorunlara yönelik cerrahi işlemlerimizi planladık.
1-1,5 saatlik bir işlemle birazcık yağ alıp karın bölgesinden gözaltına vereceğiz ve üst göz kapağındaki deri fazlasını cerrahi olarak alacağız. Aynı zamanda buradaki fıtığından da kendisini kurtaracağız. İşlem sonrası 2-3 hafta içerisinde bütün sorunlar geçmiş olacak, şişlikler büyük oranda gerilemiş olacak ve kendisini finale bomba gibi hazırlamış olacağız.